Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 20 Temmuz İstanbul yarış programı için karşınızdayım. Sizler de kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir program var, İstanbul programını. Gerçekten ben bayağı beğendim bu programı. Artık bugün bu pazar altısını tutmamız lazım. Veya bazı arkadaşlar altılı ganyan dışında yedili plase oynayan arkadaşlar için de. Dörtlü ganyan oynayan arkadaşlar bayağı çoğaldı. Onların da haberlerini alıyorum. Gerçekten güzel haberler alıyorum. Tabii bazı her arkadaşın kendine özgü oyun stilleri var. Kimisi ikili oynuyor. Öyle bir arkadaşımız var. Ben de senin sürekli söylediğin hatların ilk ikililerini oynuyorum. İşlerinden bir tanesi gelse parayı kurtarıyorum. İkincisi gelirse kara geçiyorum dedi. O da güzel bir taktikmiş. Ben hiç bunları dikkate almamıştım ama demek ki o şekilde de faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana. Arkadaşlar ben biraz hızlı hızlı söylemek istiyorum çünkü bazı arkadaşlar gerçekten çalışan arkadaşlarımız var. Zamanları kısıtlı olduğu için ancak dinleyebiliyorlarmış altılı kurabilmek için. Biraz da dışarıda olduğu için işte internet sıkıntısı yaşıyorlar. Onları düşünerek ben hemen altılı ganyan ve yedili piyasa yorumlarım için hemen başlamak istiyorum. Sonra konuşma şey olursa da konuşalım arkadaşlar. Sıkıntımız yok. Yorumlarınızı yaparsanız arkadaşlar ben size ona göre dönüşümle yaparım. Konu olarak da açıklama yapabilirim yani. Bugün zaten saat 1'deyiz. Ben bugün akşam vardiyasındaydım. Eve geldim ama gerçi programı ben gündüzden de hazırladım. Sonra akşamüstü tekrar kontrol ettim ama bugün bayağı ben de rahatsızdım. Hastaneden geliyorum. Hem eşim biraz rahatsızlanmıştı. Bende de biraz bel fıtığı sıkıntısı vardı. Bugün inanın yani bazı yerde nefes almakta bile zorlanıyorum. Şu anda bile ağrı var ama Allah'tan bir iğne yedik şimdi. Onun etkisiyle herhalde biraz rahatım. İnşallah sabah biraz daha iyi olur. Neyse, sağlık sonuçta herkesin dikkat etmesi gereken bir konu. Neyse arkadaşlar konuyu yine başka yerlere çektik. Bugün ikinci koşu, 8 koşulu bir programımız var İstanbul'da. İkinci koşudan itibaren 7'li piyasa ayağımız başlıyor. Ben burada 7'li piyasa ayağı için arkadaşlar Danyal Kaya'nın bilmiş olduğu bir numara Gold Coast'ı ben 7'li piyasa için sizlere tek olarak öneriyorum. Normal şartlarda bu Kurtel Ekürüsü'nün bu sentrik pistte çok yatkın bir safkan. Ben en azından ikiliği bozmaması gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama burada iki tane çim koşmuş, güzel yarış kazanmış safkanlar da var. Onların da artık sentrik yarışını seçeceğiz. Gerçi orijinlere baktığımız zaman sentriklere de çok yatkın bu 2 numara Alihan'la 3 numara Hodor. Yani bunu söylüyorum çünkü bazı arkadaşlarımız dörtlü ganyan da oynayabiliyor. Ona bakarsanız burada şimdi Tamer Bay'ın da geliri var. 5 numara Zlatibor'un da geliri var. 6 numara Snow Waltz'ın da geliri var. Yani bayağı bir zor bayak. Yani ilk başta şu altılı ganyan olarak hesapladığımız zaman bu birden 6'ya kadar hepsinin geliri olan bir safkan. Ama dediğim gibi ben 7'li piyasa için 1 numara Gold Coast'ı bir adım daha önde görüyorum. Sizlere 7'lik piyasanın teki olarak öneriyorum arkadaşlar. Geldik altılı ganyan ayağına. 3. koşudan itibaren altılı ganyanımız başlıyor. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda ben göstermiş olduğu performansıyla son üçüncülüğü çok beğendim. Çok iyi bir orijini var. Bu Nancy Kibar. Bu gerçi kuyumcularla yakın şey. 6 numara Prokopi Halis Karataş arasında ben çok etkili bir yarış koşmasını ve kazanmasını bekliyorum normal şartlar altında. Çok bayağı dereceli işlere sahip. Kalite bir safkan zaten belli. O yüzden Altuma Prokopi alternatif banko olarak sizlere öneriyorum. Ama dediğim gibi alternatif olarak öneriyorum. Yani eğer altının ilk ayağını tek olarak geçmek istiyorsanız yani bu Altuma Prokopi ideal bir banko adaylarından birisi. Ama tabii takdir sizin. Rakip isteyen arkadaşlar da bu Yedirma Teknik Ahmet Çelik ilerisine koşacak bu aracıların atı. Bu da safkanın da iyi bir formu var. Dereceli işleri de sahip. Zaten Çin'de bir üçüncülük elde etti. Sonra bir sertlik kum. 8. ve 2. Yani gayet tatminkar formu var. O yüzden 7'lima tekniği muhakkak yazalım. Bugün hoppala Ege bir patlama yapar mı? Bir hoppala yapabilir mi? Çünkü bu safkan hep bir üst gruplarda koşuyor. Yani grup koşuyor, kısa vade koşuyor, her yerde koşuyor. Hep dördüncülük yapıyor, üçüncülük yapıyor. Bir şekilde tabelaya da giriyor. Ama bir türlü maiden'dan çıkamadı. Belki bugün şanssızlığını kırabilir. Çünkü grubun en tecrübeli safkanlarından birisi. O yüzden 2 numara Hoppala Ege'yi yazmadan geçmeyeyim arkadaşlar. Ve son olarak size önereceğim safkan 10 numara Beyond Expansion
Kusura bakmayın biraz bunu tekrarlamaz. Kaç kez söyledim, normal söyledim ama bu sefer takılık. 10 numara Beaumont X5 Station. Neyse arkadaşlar, anlayan anladı. Bunun 10 numaralı sapkanı da ilave edersek bayağı 4 sapkan olarak size öneriyorum. Yani sırasıyla 6 numara Prokopi bir adım önde görüyorum. Ama at yazmak isteyen arkadaşlar 7 numara Teknik, 2 numara Hoppala Ege ve 10 numaralı Beyond Expression'ı yazalım arkadaşlar. Bayağı 4 sapkan olarak geçelim. Geldi günün ikinci ayağına. Grup 1 Harralar koşusu 3 yaşlı Arapların 1400 metre sentlik koşusunda günün önemli koşularından birisi. Tayların mücadelesi burada, Arap taylarının. Burada ben sentlikte çok etkili yarış koşmasını bekliyorum. 4 numara baş hükümdar. Normal şartlarda kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Ama dediğim şekilde normal şartlarda eğer tek ayağını bu ayaktan yana kullanmak isteyenler için de ideal bir banko adayı. Çünkü normal şartlarda zaten kazanması lazım bu grubu, geçmesi lazım. Çünkü hep zaten koştuğu gruplar baş atlara kafa tutan bir safkan. İsmi gibi zaten baş hükümdar. O yüzden eğer tekten yana bu ayakta kullanmak isteyen varsa alternatif bir banko olarak sizlere önerebilirim. Çünkü normal şartlarda başka bir banko bulmasaydım ben bu sapkını tek olarak önerecektim. Ama dediğim gibi tek atmak isteyen arkadaşlara tek olarak önerebilirim. Ama at yazmak isteyen arkadaşlara da rakipleri var mı? Var tabii ki. Çünkü bayağı bu büyük ikramiye bütün safkanlar saldıracak. Kim bunlar? 9 numara oğlum Serkan. Bu safkan gayet formda, inanılmaz güzel bir ligde bu safkan. Yazalım arkadaşlar. 3 numara Aşkabat. Akın Sözen ilerisinde koşacak olan bu safkan da çok iyi bir form var. Hep iyi derecelere grubun içerisinde bir yarış bitiriyor. Ve 2 numara Anayurt. Arkadaşlar Gökhan Kocak ilerisinde bugün de etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Yani ben size bu aya 4 sapkın olarak öneriyorum. 4 numara baş hükümdar, 9 numaralı oğlum Serkan, 3 numara Aşkabat ve 2 numara Anayurt. Arkadaşlar ben size 4 sapkın olarak öneriyorum ama burada ben sürekli takibimde olan bir sapkan var. Ben ilk yarışta iki kez koştum da ben size ilk yarışından itibaren hatta tek olarak önermiştim. Bu ikinci koştuğu yarışta tek olarak önerdim. Bu 10 numara Tek Yürek. Bugün Tek Yürek'ten nasıl bir yarış koşacak inanın ben de bilmiyorum. O yüzden bu sapkını ben çok takip ediyorum. Bugün de zaten gözüm bu sapkının üzerinde olacak. Ama dediğim gibi eğer bir yeriniz imkanınız varsa, çünkü bu oyun benim yazdığım oyun biraz bazı yerlerde büyük oluyor. Eğer ikinci alternatif banko olarak bir yeri geçebilirsiniz, bu sapkını yazma ihtimaliniz yüksek olur bence. O yüzden 10 numara Tek Yürek'i de eğer geniş oynamak, yani geniş oynayanlar için, yeri imkanı olanlar için 10 numara Tek Yürek'i de yazalım arkadaşlar. Her ne kadar ben 4 sapkın olarak önersem de, hani eğer yeriniz imkanınız varsa, çünkü bu sapkını ben ileride, şu anda yeni yeni basamak olarak çıktığı için ileride zaten bu sapkanların yanında bile ben bazen tek atmayı bile düşünüyorum. Çünkü ileride ilerisi çok iyi, büyük bir sapkan olacak. Ben o gözle görüyorum bu sapkanı. Siz de ihmal etmeyin. Ama dediğim gibi yeriniz imkanınız varsa 10 numara Tek Yürek'i de kuponlara ilave edin arkadaşlar. Geldik arkadaşlar günün 3. ayağına. Grup 3 Zühtü Elişen koşusuna 3 yaşlı İngiliz'in 1600 metrelik çim koşusunda burada Gazi koşusunda güzel bir dördüncülük elde edilen o yarıştan beri koşmayıp bu yarışa tatlı tatlı işlerle hazırlanan kaliteli safkan Kısrak 2 numara Hürat ben de bir adım önde yine safkan Nadi güzel Kısrak gerçekten çok iyi. Kimse Gazi'deyken bu safkaya pek bahsetmedi ama Gazi'de bayağı etkili bir yarış koştu. Neredeyse kazanarak gelecekti. Ama dördüncülükle yetindi. İki numara Hürat'ı önde yazalım. Sadece 3 aylık bir ara vermiş olmasına rağmen. Dört numara Lucky Food. Bu safkan da Gazi günü öteki üçüncülük elde etti. Aynı yani o da 91 gün, o da 91 gün. Bu da iyi hazırlıklarla geliyor Lucky Food. Alice Karataş'la yazalım arkadaşlar. Son olarak size hazır safkanlardan 1 numara Allegro Fiddle yazarsak ya bu aya 3 safkan olarak ben size öneriyorum. Yani 2 numara Hürat, 4 numara Lucky Food, 1 numara Allegro Fiddle olacak arkadaşlar. Geldik günün 4. ayağına. Grup 1 yine grubun günün en önemli yarışlarından Kanuni Sultan Süleyman koşusu 4 ve yukarı Arapların 1500 metrelik sentetik koşusunda arkadaşlar. Aslında bugün Kanuni Sultan Süleyman koşusu varken bir de Hürrem Sultan koşusu yapsalar mis gibi olacaktı aslında. Bu da işin espri tarafı tabii. Ondan sonra Süleyman neredesin? Süleyman burada diyecek. Neyse arkadaşlar muhteşem yüzyılı geçtikten sonra bugün bu yarışta ben sizlere banko olarak önereceğim
Safkan 4 numara Dilran arkadaşlar. Akın Sözen ilerisinde koşacak olan Safkan. Gerçekten bu sentetik pistlerde bir farklı koşuyor. Sentetik totosuna baktığım zaman en harika işlere sahip. Bu 4 numara Dilran büyük kalite bir Safkan. İyi işlerle yine hazırlandı. Ben yine birincinin en büyük adayı olarak 4 numara Dilran sizlere öneririm. Ben size banko olarak öneriyorum. Acaba yarın AGF çıkar mı çıkmaz mı onu da bilmiyorum. Ama artık şansımıza diyeceğim. Ama Dilran gerçekten Sentinel'in tartışmasız en büyük safkanlarından birisi arkadaşlar. O yüzden ben size tek olarak öneriyorum. Geldik günün 5. ayına. Handikap 22 Cevdet Sümer koşusuna 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik sentrik koşusunda ben geçenlerde de bir yorumda yaptım, söylemiştim. Bu handikap 22'lerde genelde hafif kilolu safkanlar gelir. Yani hafif kilo derken ben 60 kilo ve aşağısına hafif kilo diyorum. 60'ın yukarısındakilere biraz ağır kilo diyorum. Yani diyeceksiniz 60 kilo ağır değil mi? Ne yapacaksınız? Artık 1-2 kilonun hesabını yapıyoruz. Şartlar, ekonomi bizi bu hallere getirdi. Yarım kilo 250 gramları bile ağır olduk artık. Ben neyse şaka bir yana. Burada ben süratli yapısıyla bir yarışa baktığım zaman zaten kafayı alıp bir seferde gidecek olan 3 numara Sümelhan iyi bir form grafiği yakaladık. Burada ben ilk planda sizlere öneriyorum arkadaşlar. 3 numara Sümelhan çıktığı gibi bitirebilir. Çünkü bayağı bir süratli bir yapıya sahip. Alıp yarışı bölebilir yani. Bir anda da yarışı bitirirse de hiç şaşırmayın arkadaşlar. 6 numara Lua. Mertcan Çelik giderse koşacak olan bu safkan da bomboş kilosuyla koşuyor. Bu sezon koşmuş olduğu iki tane yarışında güzel dördüncülük elde etti. Bugün biraz daha hazırlıkları daha iyi. Bugün etkili yarış koşup kazanabilir arkadaşlar. Bu 6 numaralı Lua Lua'yı. 4 numaralı Cosmic Dancer. Özcan Yıldırım giderse koşacak olan bu safkan da 55,5 kilo gibi uygun bisikletle koşuyor. Her ne kadar 2 ay kadar ara vermiş olsa da iyi bir safkan. Totosu da fena değil. İyi çalışmalara sahip. 4 numara Cosmic Dancer'ı kuponlara yazalım. 7 numara You Never Know. Gökhan Yıldız idaresinde koşacak olan bu safkan 50 kilo gibi uygun bomboş sikletiyle koşuyor. Gökhan Yıldız da 50 kilo gibi safkanın bindiğine göre artık demek ki bu yarışta bir ekmek gördü yani. Herhalde tereyağını peynirini de ayarladıysa ekmeğe sürerek gelir artık 7 numara You Never Know. Yani muhakkak kuponlara yazalım arkadaşlar. Ve son olarak size önereceğim safkan artık bir tane ağır kilolu safkan yazalım arkadaşlar. Bu da kim olabilir? 2 numara Alberto olacak. En azından son yarışını kazanmış bu safkan. Formu da yüksek. O yüzden 2 numara Alberto yazıp bayağı bu şekilde kapatalım arkadaşlar. Yani 3 numara Sümerhan, 6 numara Lua Lua, 4 numara Cosmic Dancer, 7 numara You Never Know ve 2 numara Alberto olacak arkadaşlar. Geldik günün son ayağına. Şartlı 4. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda ben size bugün aslında bu ayağı da banko verebilirim. Ama yine sizlere bırakayım. Ama normal şartta da bu yarışı biz yemesi lazım. Artık hani bu tabiri buysa 9 numara Pastoral Senfoni. Geçen yarışta nefesten biraz etkilendi. Üçüncülükle yetindi. Ama bugün bence istim üstünde tırnağın ucunda bu 9 numara Pastoral Senfoni kazanmasını bekliyorum. Arkadaşlar son ayağı banko olarak geçmek isteyenlere de 9 numara Pastoral Senfoni zaten büyük ihtimalle yarın en sağlam banko seçeceği bu safkan. Tek olarak atabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben yine alternatif veriyorum. Yani kararı size bırakıyorum. Sizin özgür iradenize bırakıyorum. Ben sizlere güveniyorum. Siz diyeceksiniz ya yorum yazıyorsun ama alternatif veriyorsunuz. Ya arkadaşlar en azından sizin de bir fikriniz olsun. Kendinize güveniniz olsun. Ya bakın en azından yarış saatine yakın neyin ne olduğunu görebiliyorsunuz. Ben şimdi geceden sağ şu anda 1'i çeyrek geçiyor. Gece yarısı. En azından sizlerin böyle bir avantajınız var. Ben şimdi orada bir şey yapamıyorum. Müdahale edemiyorum. Ama ben şimdi kendimi oyun yani bugün oynadım desem ben ikinci bankoyu arıyorum. 9 numara Pastora Senfoni'yi tek atarım. Yani size böyle bir ışık vereyim ben. O yüzden siz de aklınızda olsun yani. Ha, at yazmak istiyorum. Ben burada öbür ayaklardan at tek geçtim birkaç tane. Bu ayakta biraz yüklü kalsın istiyorum diyen arkadaşlara da 10 numara Swiss Şizget var. Gökhan Kocakayalı 3 numaralı. Buda Batur, Buda Batur zaten sürekli veriyorum. Artık bir yerde gelir herhalde. Ve 8 numara Lobo Negro olacak arkadaşlar. Yani normal şartlarda 9'un Pastoral Senfoni'nin kazanmasını bekliyorum. Ama dediğim gibi eğer tek bu ayaktan yine kullanmayacaksınız. Rakipleri de 10 numara Shizzy Get var. 3 numara Buda Batur ve 8 numaralı
Lobo Negro olacak arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugünkü yorumlarım bu kadar. Umarım her şey istediğiniz gibi geçer. Ben bugün sizin altılı tutacağınıza inanıyorum. Canı gönülden inanıyorum. Çünkü şans bugün bizden yana olacak. Ama artık şansımıza altılı ne verir? Ona bir şey diyemem. Bugün para da vermeyebilir veya birkaç tane sürecek bankonun yıkılması altılıyı ummadık yerlere de getirebilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Eğer yapabiliyorsanız alternatif banko bir oyun da yapabilirsiniz. Değişik versiyon değişik altınlar da sunabilirsiniz. Ben bazen yapıyorum. Örneğin ufak yaptığım zaman bazen ilk iki ay tek atarım. Öbür taraftan tek atarım. Yani değişik varyasyon yapardım. Ama dediğim gibi herkesin bütçesine göre oynanır arkadaşlar. Bütçenizin dışına çıkmayın. At yarışı her zaman var. Yani muhakkak gözünüze kestirdiğiniz bir oyun varsa da artık eğer imkanınız yetmiyorsa da ama illa da oynamak istiyorsanız çevrenizden birkaç arkadaşı davet edin. Ortak altılı yapın. Nasipte ne varsa o olur. Ya sizin nasibiniz olmaz, arkadaşınız nasip olur. Bir şekilde tutarsınız oyunu. O yüzden yani azal kanaat getirmeyen çoğu hiç bulamaz arkadaşlar. Bunu hiç unutmayalım. Yani şimdi ben tek başıma tutayım derken de evdeki bulgurdan da olmayalım. O yüzden neyse arkadaşlar fazla şeylere girmeyelim. At koşar, balt kazanır. Arkadaşlar at atı her zaman geçer. Kanalıma abone olmak isteyen arkadaşlara abone bekliyorum. Ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Sizler sayesinde sizlere ayrı ayrı tekrardan teşekkür ederim. Bol kazançlar dileğiyle, iyi tatiller dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.